Avusturya'nın başkenti Viyana'dan haberler, müzik, magazin, siyaset, spor, esnaf tanıtımları ve ne nerede daha uygun fiyatı alınır. Kısacası hayata dair her şeyi sizlere aktarıp sizlerin sesi oluyoruz. Bizi izleyin, Avusturya'daki her şeyden haberdar olun. Avrupa'dan Anadolu'ya giden yol, Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu başlıyor. Anadolu'dan geldik, Anadolu'dan geldik. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta da sizler için Industriestrasse Nord 7'de Solenau'dayız. Autocenter Solenau'da. Malum koronavirüsünden dolayı Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi yaşadığımız Avusturya'da da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Avusturya devletinin aldığı bir kararla birçok iş yerleri kapandı. Ama normal hayatın devam etmesi için birçok iş yerleri de açık sevgili izleyicilerimiz. Bunların bir tanesi de araba sektöründe tamirhaneler. Normal pikli biten arabalarımız var, tamir edilmesi gereken arabamız var, çalışanlar var, firmalar var. O yüzden araba sektörlerinde tamirhaneler açık sevgili izleyicilerimiz. O yüzden Autocenter Solenau daha önce hizmetlere nasıl devam ediyorsa şimdi de devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Arabanızı tamir ettireceksiniz, bakım yaptıracaksınız, pikkıl alacaksınız. Yine geleceğiniz en doğru adres Autocenter Solenau. Sabah 8 ile akşamüstü 5 arası Autocenter Solenau açık. Pikkıl demiştim biraz önce. 3,5 tona kadar araçların pikkılını da Autocenter Solenau'da yaptırabilirsiniz. Yani özellikle firma araçları. Şu anda birçok firmalar açık. Birçok firmalarımızın araçları da hizmetlerine devam ediyor, çalışıyor. Pikkıl biten araçlar, servis gelen araçlar Autocenter Solenau'ya gelebilirsiniz. Burası Industriestrasse Nord 7'de Solenau'da. Birlikteliğimiz Solenau'dan devam ediyor. Asya'ya, gel Asya'ya, Asya Moda ailesi olarak tüm dünyada olduğu gibi bizler de kurallara uyup evdeyiz. Almanya Augsburg, Avusturya Salzburg ve Viyana mağazalarımız kapalı ama hizmetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ya da aşağıda bulunan WhatsApp hattımızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Siparişlerimiz ne olacak? Ansalluk verdim yanar mı? Düğünüm ertelendi, gelinliğim yetişir mi? Hiçbir şeyi kafanıza takmanıza gerek yok. Asya Gold, Asya Mode kurumsal bir şirket olup İlyas Çavuş garantisi ile hiçbir müşterisini mağdur etmeden kesintisiz hizmetlerine devam ediyor. Türkiye'de fabrika ve toptancılarımızda bir sıkıntı yok. Siparişleriniz istediğiniz gibi fabrikalarımızda yapılmaya devam ediyor. Bizlere siparişlerinizi ya da istediğiniz bir modeli Facebook, Instagram ya da WhatsApp hattımızdan gönderebilirsiniz. Hiçbir aksaklık olmadan istediğiniz tarihte siparişinizi hazırlıyoruz. Ayrıca bildiğiniz gibi çok önemli bir çekilişimiz var. Tüm müşterilerimiz merakla bu çekilişi bekliyor. Bizler de sizler gibi büyük bir heyecan içinde bekliyoruz. Mart ayı sonunda yapmayı planladığımız araba çekilişimizi hayat normale döndüğü zaman sizlerle birlikte inşallah yapacağız. Bu konuda hiçbir müşterimizin aklında bir soru işareti kalmasın. Asya Gold, Asya Mode gerek kuyumcu sektöründe gerek gelinlik sektöründe her zaman verdiği sözlerin ve kampanyaların arkasında olup hepsini yerine getirmiştir.
Asya Gold Asya Moda Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Çavuş, bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Dünyada yaşanan bu sıkıntılı süreçte fiyatların artması ve piyasanın hızla değişmesine rağmen fiyatların aynı kalacağını söyleyen İlyas Çavuş, bu süreçten önce kampanyalarımız nasıl ise hayat normale dönünce aynı kampanyalarımız, aynı düğün paketlerimiz aynı fiyatlara devam edecek. Hatta düğünlerin iptal olmasından dolayı mağdur olan birçok gelin ve damatlarımız için yepyeni kampanyalar yapıp onlara Asya Gold, Asya Moda ailesi olarak destek vereceğiz dedi. Gelinlik sektöründe Avrupa'da modanın kalbinin attığı yer Asya Gold, Asya Moda. Kaliteyi, markayı, uygun fiyatı Türkiye'de ya da başka bir yerde aramayın. Türkiye'ye kadar yorulmayın, gümrük sıkıntısı korkusu yaşamayın. Türkiye'den sıradan bir mağazadan alacağınız fiyatlara sizlere marka ve kaliteyi sunuyoruz. Unutmayın, biz en iyisini yapana kadar en iyisi yine bizde. Sevgili izleyicilerimiz, Avusturya'da iletişim sektörünün lider ismi Digital Mobile'deyiz. 10. Viyana Şubesi'ndeyiz. Ramazan Bey burada. Adnan Bey 16. Viyana'da. Gensendorf Şubesi de açık. İletişim sektöründe kopukluk olmaması amacıyla Digital Mobile Shop'ları size hizmet veriyor. Evde bulunduğumuz şu dönemde telefon ve internetimizde ne sorun olursa olsun Digital Mobile sizlere bir telefon kadar yakın. Ramazan Bey, bu zor dönemde insanlara hizmet ediyorsunuz. Öncelikle size tebrik ediyorum. Evet Ahmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sizin de dediğiniz gibi şu anda biliyorsunuz salgın bir hastalık var. Ve bu hastalığın penceresinde şu anda boğuşan bütün şifa bekleyen hastalara ben acilen Allah'tan şifa diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii gün geçtikçe bu sıkıntı daha da büyüyor. İnşallah en kısa zamanda Rabbim yüzümüze bakar da bu devasa hastalıktan bir an önce mikroptan kurtuluruz diyorum. Tabii biz Ahmet Bey burada zorunlu bir hizmet yapıyoruz. Müşterilerimizden rica ediyoruz mutlaka ki mutlaka acil bir ihtiyaçları olduğunda bize telefonla ulaşabilirler, shoplarımıza gelebilirler. Sim kart değişiklikleri olur, acil telefonları bozulabilir, internet ihtiyaçları olabilir. Sadece ve sadece biz not file halinde shoplarımızda şu anda duruyoruz. Yani ne bir satış amaçlı ne de bir reklam amaçlı şu anda bu yayını yapıyoruz. Sadece ve sadece not file müşterilerimize hizmet amaçlı biz buradayız. Bütün shoplarımızda birer tane elemanımız var. Sadece acil ihtiyaçlar müşterilerimizin karşılanması için biz açığız. Saat 10 ve 18 arası 3 shopumuzun 3'ü de açık. Bize telefonlarla WhatsApp hattından ulaşabilirler. Eğer Viyana çevresinde ve uzak yerlerde ise mutlaka elimizden geldiği kadar müşterilerimizin sorunlarına eğilmeye çalışıyoruz. Onlar buraya gelmeden, shoplara gelmeden biz elimizden geldiği kadar onların sorunlarını ve arızalarını elimizden geldiği kadar yardımcı olarak gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz herkes evde olduğu için aşırı miktarda şu anda internet kullanımı var. Müşterilerimize internetler yetmiyor. Eğer ki acil bir ihtiyaç, yedek bir internetlere ihtiyaçlar varsa onları da karşılayabiliriz. Ama mutlaka ki mutlaka önemli rica ediyoruz. Not file halinde buradayız. Müşterilerimiz keyfi olarak dışarıda gezmesinler. Hem onların sağlığı açısından hem bizlerin sağlığı açısından keyfi, kimse dışarıya çıkmasın. Özellikle biz rica ediyoruz. Biz kendimiz aynı şekilde. Ben mesela sabahları geliyorum, işlerimi hallediyorum, sonra evime gidiyorum. Hiçbir yere uğramadan, hiçbir yere sapmadan. Müşterilerimizin de önemli rica ediyoruz. Bu salgın hastalığı atabilmemiz için herkes kendini karantinaya alması lazım. Biz önemli onlardan rica ediyoruz. Biz açığız ama sadece ve sadece dediğimiz gibi not var. Acil bir ihtiyaçları olduğunda karşılamak suretiyle biz buradayız. Peki Ramazan Bey, önemli bir soru size. Vatandaş internetini ya da telefonunu bankadan ödeyemedi. Ya kontosunda para yoktu ya da bir sorun çıktı, ödeyemedi. Kapandı şu anda interneti ya da telefonu. Size ödeme yapabiliyor mu? Nasıl oluyor? Nasıl açtırabiliyor? Ahmet Bey bize ödeme yapabilir tabii, sıkıntı yok. Bize geldiği anda müşteri eğer ki online üzeri kendi yapamıyorsa veya bir sıkıntı çıktıysa mutlaka bizim shopumuza gelerek ödeme yaparım. 15 dakika içerisinde, en geç 15 dakika içerisinde hattı veya da interneti neyse kapalı olan açılır. Ama kendi müşterimiz kendi online üzeri direkt telefonlarından Drain Reknok sayfasına girerek, Drain app'sine girerek, orada Reknok ödeme şekli var Ahmet Bey. Direkt oraya girerek, kendileri de direkt o sayfadan direkt online yaparlarsa kendileri için de 15 dakikada kapalı olan hatları ödeme yaparlarsa açılacaktır. Son bir mesajınız var mı izleyicilerimize? Ahmet Bey, şunu tekrar söylemek istiyorum. Biz Avusturya hükümetinin bize verdiği resmiyet çerçevesinde şu anda acil
hizmetleri yapmak üzere şoplarımızı açık bulunduruyoruz. O yüzden müşterilerimizden ben önemli tekrar rica ediyorum. Lütfen aciliyetler varsa bize gelsinler. Öbür türlü keyfi lütfen evlerinden çıkmasınlar. Önemli rica ediyorum. Herkes kendini evinde karantinaya alarak bu hastalığı en kısa zamanda ev birliğiyle inşallah atacağımızdan eminiz Allah'ın izniyle. Herkese Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Herkese güzel bir pazar diliyorum. Sevgili izleyicilerimiz, Avusturya'nın en büyük mobilya grubu Rüya Grup biliyorsunuz. Rüya Grup bünyesinde 3 tane büyük marka, 4 tane büyük mağaza var biliyorsunuz. Bu mağazaların birisi de Bellona Mobilya mağazası, onun Cuvianı'da. Kollenstrasse 72 numarada. Hemen Köylü Pazarı'nın köşesinde. Bülent Bey var yanımızda. Rüya Grup Genel Müdürü. Biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı geçtiğimiz haftada belirtmiştik, her yer kapalı. Rüya Grup mağazaları da kapalı. Gerek Innsbruck'ta gerekse Viyana'da, ama hizmetlerimiz devam ediyor. Hizmetlerimiz neler? Düğün paketleri devam ediyor mu? Bülent Bey'den son gelişmeler alacağız. Bülent Bey, bu arada düğün paketlerimiz de devam ediyor. Yani özellikle hayat normale döndükten sonra düğün yapacaklar için de düğün paketlerimiz aynı fiyatlara devam ediyor değil mi? Evet Ahmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Malum koronavirüsüyle alakalı, Covid-19 ile alakalı şu anda kapalıyız. İkinci haftamıza girdik. Tabii biz sevkiyat yapamıyoruz, çalışamıyoruz. Yasak var şu anda. Ama tabii bazı müşterilerimizin mağdur durumları oluyor, ihtiyaçları oluyor. Onlara da şöyle bir alternatif sunabiliyoruz. Efendim, bizimle irtibata geçerseniz, cep telefonlarımızı ararsanız ve kendiniz herhangi bir DPD ya da ne bileyim bir nakliye şirketinde bir avustrak verirseniz, bizim depomuzdan ürününüzü alıp size teslim ettirebiliriz. Ya da derseniz ki ya biz kendimiz almak istiyoruz, acil durumumuz var derseniz, depolarımızdan hay hay ürünlerinizi alabilirsiniz. Düğün paketlerimiz full ile devam ediyor. Hayat inşallah normale döndüğünde düğünlerimiz devam edecek. Paketlerimiz de devam ediyor. 2990 Euro'dan başlayan düğün paketlerimiz devam ediyor. Koltuk takımı, yemek odası, yatak odası içinde olmak şartıyla. Tabii bu paketleri de değiştirebiliyorsunuz ama şu anda mağazalarımıza gelemediğiniz için en mantıklısı, en güzeli www.ruyahome.at'ye giriyorsunuz ve orada online sayfamızdan ve online shopumuzdan alabiliyorsunuz, siparişte verebiliyorsunuz. Yani bu virüsün ne kadar süreceğini bilemiyoruz ama virüse karşılık da online shopumuza girdiğiniz takdirde siparişlerinizi online'da verebiliyorsunuz, online'da takip yapabiliyoruz siparişlerimizi. Peki Bülent Bey, son olarak ne söylemek istersiniz müşterilerimize, izleyicilerimize? Malum daha önce mobilya sipariş etmiş olanlar var, mobilyalarımız ne zaman teslim olacak diye bekleyenler var. Bu süreçte bir aksaklık var mı? Evet, şu anda mobilya sipariş vermiş olan müşterilerimize de gene tekrarlıyoruz WhatsApp hatlarımızı. 0660 868 28 38 numaralı cep telefonundan direkt bilgi alabilirsiniz. Biz de size direkt bilgilerini verebiliriz. Şu an malum sevkiyat yapamıyoruz. Normale döndüğümüzde takdirde sıralama sistemine göre biraz gecikmeler olacak. Biraz tabii aksamalar olacak. Çünkü yoğun bir müşteri talebimiz var şu anda. Yoğun bir müşterimiz var. Sırada bekleyen yoğun müşterilerimiz var. Gerekirse dışarıdan takviye ekipleri de bunları destek sağlayıp sizlerin ürünlerini getirmeye çalışacağız. Bizden de direkt alabilirsiniz. Araçlarımızı size ücretsiz verebiliriz ve kendiniz de götürebilirsiniz normal döneme döndükten sonra. Ve tabii ki diyoruz ki inşallah en önemlisi evinizde kalın, sağlıcakta kalın. Allah'a emanet olun ki bu illeti, bu koronavirüsünü hızlı bir şekilde atlatalım ve normal şartlara dönelim. Yakışır bana Bellona. Hanımları, bu haberimize dikkat. Her geçen gün ürün çeşitlerini yenisini ekleyen Özyiğit, İtikat ve Zeynep markası hem sabah kahvaltılarınızda hem de yemeklerinizde özlediğiniz lezzetleri sizlere sunmaya devam ediyor. Malum tüm dünya koronavirüsü ile uğraşırken, birçok sektör kanunen kapatılırken, bizler gıda sektörü olarak üretim fabrikamız ve toptan dağıtım merkezimizde tüm personelimiz ile hijyen kuralları çerçevesince sizlere kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Özyiğit, İtikat ve Zeynep ürünleri %100 helal olarak Avusturya'da tüm marketlerde her bütçeye uygun olarak sizlere sunulmaktadır. Bütün ürün çeşitlerimizi Avusturya'nın tüm seçkin marketlerinde donmuş ürünler dolabı ve peynir yoğurt dolabında bulabilirsiniz. Sık sık indirime giren ürünlerimizi görmek için marketinize gittiğiniz zaman Özyiğit, İtikat ve Zeynep ürünlerinin olduğu bölüme mutlaka uğrayın. Hazır donmuş olarak alacağınız Özyiğit, İtikat ve Zeynep ürününü derin dondurucudan çıkartıp 5 dakika içerisinde birbirinden güzel kebap, döner, köfte, schnitzel ya da muhteşem kahvaltı ve börekler hazırlayabilirsiniz.
Özyiğit, İtikat ve Zeynep markası ürün çeşitlerine her geçen gün yenisini ekliyor. Sütün, lezzetin, peynirin diyarı Gönen'de. Türkiye'de üretilen tek süt marka peynirleri herkes doğal lezzetlere kolayca ulaşabilsin diye sizlerin ayağına kadar getirdik. Tek süt ürünlerimiz tüm marketlerde, reyonlarda yerini aldı. Ayrıca Sultan Künefe, hazır temizlenmiş, dondurulmuş, paketlenmiş hamsi, yeni ürünümüz minik sucuk, Sultanahmet köftesi, Adana kebap, İzmir köfte, tavuk döner, sığır döner, Akçabat köfte, İnegöl köfte, tavuk köfte, şinısıl, sucuk, salam, sosis çeşitleri, hot dog, su böreği, ıspanaklı tepsi böreği ve daha birçok çeşit ürünleri el değmeden üretilerek %100 helal olarak tüm marketlerde sizlerin beğenisine sunuluyor. Ürünlerimizi Avusturya'nın en seçkin marketlerinde, dondurulmuş ürünler dolabında veya yoğurt süt reyonlarında bulabilirsiniz. Özyiğit, İtikat ve Zeynep ürünlerini marketinizden ısrarla isteyin. Unutmayın, biz diğerlerinden farklıyız. Farkımız lezzetimizde. Sevgili dostlar, merhabalar. Özel bir durumdan dolayı tekrar bu çekimlerimizi sizler için yapmaya karar verdik. Biliyorsunuz bu Covid-19 hastalığından dolayı Avusturya'da her taraf, her yer kapalı. Eczaneler açık, süpermarketler açık ve biz açığız. Biz niye açığız? Siz evde kapalı olduğunuz için, internete ihtiyacınız olduğu için veyahut da cep telefonuna ihtiyacınız olduğu için bütün dryshoplarımız sizler için açıktır. Bunun yanında dryshoplarımızda ne yapabiliyoruz? Normal bir günde ne yapabiliyorsak dryshoplarımızda şu anda hepsini yapabiliyoruz. Yani yeni kayıt yapabiliyoruz. İnternet verebiliyoruz. Yeni telefon verebiliyoruz. Anlaşmalarınızı değiştirebiliyoruz. Faturalarınızı kontrol edebiliyoruz. Ödemelerinizi yapamıyorsanız banka üzerinden ödemelerinizi yapabiliyoruz. Yani normal günde aktivitelerimiz neyse yapabildiklerimizin hepsini şu anda sizler için yapabiliyoruz. Ama bunun yanında saatlerimiz tabii değişti. Bunları biraz kısalttık. 10-18 arasına düşürdük. Ama cumartesi günleri de açığız. Yani sizin eviniz içerisinde herhangi bir probleminiz varsa, internetiniz, cep telefonunuz ve faturalarınızla ilgili bizim şubelerimizin hepsine gelebilirsiniz. Bizim şubelerimizin hepsi şu anda açık. Sevgili dostlar, bu durum özel bir durum. Yani illaki siz dışarıya çıkın, alışveriş yapın demiyoruz. Özel ihtiyaçlarınız varsa evden bir kişi gelmek şartıyla, yani ailenin 5 kişi telefon almaya gelmeyecek, aileden bir kişi telefon veya internet almaya gelecek. Sizler için biz shoplarımızdayız. Shoplarımızda bütün her şeyimizi yapabiliyoruz. Aslında daha anlatacağımız çok şey var. Özel kampanyalarımız geldi. Ostan kampanyaları geldi. Bunlardan gençlik tarifeleri var. Yine onlar da çok iyi. İnşallah bu hastalığı en kısa zamanda geçeriz. Siz de rahat rahat alışverişlerinizi yapmaya başlarsınız. Ben yine de kısacana shoplarımızın nerede olduğunu sizlere anlatayım. Talya Strasse 24 numara pazarın köşesindeyiz. 16. Viyana'dayız. Kudrun Strasse 162, 162A, 169 ve 169A'da Magenta Shop'umuzla birlikte, Business Center'ımızla birlikte, 10. Viyana'daki shoplarımızda biliyorsunuz ve Gensendorf'taki shop'umuzda biliyorsunuz. Gensendorf ve etrafındaki arkadaşlarımız da Gensendorf'a gidip oradan alışveriş yapabilirler. Gensendorf'taki shop'umuz Bahn Strasse 61 numaradaki, hem Business Center'ımız var hem de Dry Shop'umuz var. Siz ola ki bize Avusturya'nın içerisinden başka bir yerden ulaşmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bizim sosyal medyadaki sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram'ımız var, Facebook'umuz var veyahut da aşağıda geçen WhatsApp numaramızdan direkt bize ulaşabilirsiniz. Her şeyden önce sizin sağlığınız önemli, bizim de sağlığımız önemli. Bize gelirken alışveriş yapmak istiyorsanız lütfen bir kişi gelin. 5 kişi telefon almaya gelmeyin. Bir kişi gelirseniz ihtiyacınızı rahat rahat karşılarız. Shoplarımızda hala yoğunluk var. 5 kişinin yoğunluğunu kaldıramayız. Ben tekrar sizleri sağlıklı aramızda görmek isterim. Hoşça kalın. Avusturya'da lastiğin merkezi. %100 yerli, %100 milli markamız Petlas'ında Avusturya Anabayi Werset Reifenzentrum 3. Viyana Renweg 76'da hizmet veriyor. Malum koronavirüsünden dolayı birçok işletmeler notfall olarak açık. Bunlardan birisi de Werset Reifenzentrum. Yazlık lastiklerdeki kampanyalar ile sizlere normal açılış saatleri içerisinde hizmet veriyor.
Malum 4. ay itibariyle Avusturya'da yazlık lastiklerimizi takıyoruz. Eğer yazlık lastiklerinizi Wertetreifenzentrum'dan alırsanız kışlık lastiklerinizin sezonluk depolama ücreti jantla birlikte 79 euro yerine sadece 49 euro. Evet, yanlış duymadınız. 4 tane yazlık lastiğinizi bizden alın, kışlık lastiklerinizin depolanması 79 euro yerine sadece 49 euro. Hem de balans ayarı ve özel makinede yıkama dahil. Artık hafif ticari araçların lastiklerini de Wertetreifenzentrum'da bulabilirsiniz. Fiyatlar için bizleri arayıp bilgi alabilirsiniz. Ayrıca yazlık lastiklerde muhteşem kampanyalar başladı. 195-65R15 4 adet 280 euro. 205-55R16 300 euro. 225-55R16 370 euro. 215-60R16 370 euro. 225-50R17 370 euro. 225-55R17 390 euro. 225-40R18 380 euro. 225-45R18 400 euro. 255-40R19 500 euro. 235-45R19 500 euro. Bu fiyatlarımız sökme takma dahil olup 4 tane lastik fiyatıdır. Daha birçok ebatlarda özel indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca 4 adet lastiğinizi bizden aldınız, size 3 yıl full kasko veriyoruz. Lastiğiniz yırtıldı, gümledi ya da kesildi. Faturanız ile bize gelmeniz yeterli. Hiç para ödemeden sıfır lastiğinizi takıyoruz. Ayrıca Avusturya'nın her yerine toptan ve perakende satışlarımız devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bizi WhatsApp hattımızdan mutlaka arayın. Wertetreifenzentrum, Avusturya'da lastiğin merkezi. 3. Viyana, Remweg 76'da. ...1984 yılından bu yana hizmette ve kalitede öncü isim olarak sizlere hizmet veren Makro Grup, Avusturya'da et, sebze meyve, kuru gıda toptancılığı, Wildragon Enerji Çiçeği'nin yanı sıra süpermarket sektöründe ise Graz'da bir şube, Wienerneustadt'ta 2 şube, Treiskirchen'de 1 şube, Bruganleit'ta 1 şube, Viyana'da 26, toplamda ise 31 şube ile Avrupa standartlarında sizlere hizmet veriyor. Kurulduğu 1984 yılından bu yana müşteri memnuniyetini kendilerine ilke edinen Makro Grup, toptancı olmasının avantajıyla Etsan Marketler aracılığı ile vatandaşlarımıza tüm ürünlerin üreticiden tüketiciye en uygun fiyata ulaşmasını sağlıyor. Malum koronavirüsünden dolayı gıda sektöründe hizmet veren işletmeler hizmetlerine devam ediyor. Bizler de Makro Grup olarak şu anda 400 çalışanımız ile izin kullanmadan sizlere en iyi hizmet vermek için canla başla çalışıyoruz. Her gün 19'a kadar açık olan şubelerimizde et, tavuk, balık, peynir, süt, salam, sosis, sucuk ürünleri, tüm kuru gıda, sebze meyve çeşitlerini taze olarak reyonlarımızda bulabilirsiniz. Bir taraftan toptan dağıtım merkezimizde tüm marketlerin siparişlerini yetiştirmeye çalışırken, bir taraftan da Etsan marketlerimizde sizlere yok satmamak için tüm ürünleri tedarik ederek marketlerimize ulaştırmak için 24 saat kesintisiz çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde ölüm tehlikesiyle burun buruna yaşadığımız, evden kısmi çıkma yasağının olduğu bu dönemde bizler Makro Grup Yönetim Kurulu, tüm Etsan ailesi ve 400 çalışanımız ile sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Ürünlerimiz değişik ülkelerden geldiği için bu sıkıntılı dönemde gerek tedarik, gerek gümrük sıkıntıları, gerek transport sıkıntısı çekmekteyiz. Tüm ürünlerimizi yok satmamak için bizler Makro Grup olarak sizlere kaliteyi en uygun fiyata sunmak için uğraşıyoruz. Bu sıkıntılı dönemde etiketlerimize bir oynama, fiyat artışı asla olmadığı gibi birçok üründe indirimlerimiz devam etmekte. Ve daha fazla indirim yapıp vatandaşlarımıza daha fazla nasıl yardımcı oluruz düşüncesiyle çalışıyoruz. Makro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ünal'ın çalışanlarına sürekli olarak, kendi sofranıza koymayacağınız hiçbir şeyi benim tezgahıma koyup müşterilerimize satmayın dediği gibi, tüm Etsanlardan alacağınız et, tavuk, balık, sebze, meyve ve tüm kuru gıda ürünleri direkt üreticiden siz tüketicilere taze olarak en uygun fiyata sunulmaktadır. Şu an her yer kapalı olsa da gıda sektöründe hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Alışveriş yerlerine toplu şekilde gitmenize, stok yapmanıza gerek yok. Gıda sektörü ve Etsanlar her gün 19'a kadar açık ve tüm ürünlerimiz marketlerimizde mevcut. İndirimlerimiz ve tüm yeniliklerimizi Etsan Facebook sayfasında görebilirsiniz. Ayrıca şubelerimiz ile her türlü şikayetlerinizi bizlere Facebook mesaj hattımızdan yazabilirsiniz.
Etsan Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Şikayetlerinizi bizimle, memnuniyetinizi dostlarınızla paylaşın. Etsan, hizmette ve kalitede öncü isim. Sevgili izleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu haftada Avrupa'nın en trend, en modern halı mağazası Trend Tepki'deyiz. 10. Viyana Gudrunstrasse 179 A'dayız. Bildiğiniz gibi koronavirüsünden dolayı Avrupa'nın her yerinde birçok iş yerleri kapalı. Tabii Trend Tepki'de kapalı şu anda ama hizmetleri tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'den en son modeller tırlarla gelmeye devam ediyor. Sevkiyatlar devam ediyor. Online satışlar devam ediyor. Aşağıda gördüğünüz WhatsApp hattından ya da Trend Tepki'nin sosyal medya hesaplarından, Instagram'dan, Facebook'tan ya da WhatsApp hattından siparişlerinizi verebilirsiniz. Tabii ben sipariş vereceğim ama halı modelleri nereden göreceğim derseniz, sipariş vermek için tüm modelleri fiyatlarıyla birlikte sosyal medya hesaplarımızdan görebilirsiniz. Facebook'a giriyorsunuz. Facebook'ta bütün modeller fiyatlarıyla, ölçüleriyle mevcut. Avrupa'nın her yerine, sadece Avusturya değil, Avrupa'nın her yerine kargo ile adresinize kadar halılarınız geliyor. Sipariş vermenin tam zamanı. Şu anda her yerde fiyatlar artarken Trend Tepki'de kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Online sipariş verseniz de aynı fiyat, mağazadan alsanız da aynı fiyat. Hemen sizlere kampanyalardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Avrupa'da sadece Trend Tepki'de bulabileceğiniz sıvı geçirmez, nano yıkanabilir halılar var. Nano halılarımızda muhteşem kampanyalar var. Bu halıları sadece ve sadece Avrupa'da Trend Tepki'de bulabilirsiniz. Bu halılarımızda değişik ölçüler var. 1.50'ye 2.30, 1.20'ye 1.70, 80'e 300, 80'e 150. Nano yıkanabilir, sıvı geçirmez. Bu halılarımız Avrupa'da sadece Trend Tepki'de. Yine 4 tane halı 99 euro olur mu demeyin, Trend Tepki'de olur. 4 tane halı alıyorsunuz 99 euro. Bunun ölçüleri ise 1.60'a 2.30, 1.20'ye 1.70, 80'e 300, 80'e 150. 4 tane halı alıyorsunuz sadece 99 euro, hemen sipariş edebilirsiniz. Bunun da değişik yüzlerce ayrı modelleri, yüzlerce ayrı seçeneğiniz var. Tüm halılarda ve züccaciye çeşitlerinde %50 indirim. Etiketin yarısı bu kampanya devam ediyor. Şu anda yapmanız gereken tek şey Trend Tepki'nin sosyal medya hesaplarına girmek. Özellikle Facebook ve Instagram hesabına girmek. Bütün modelleri, bütün fiyatları, bütün ölçüleri orada görebiliyorsunuz. Hemen online sipariş verebilirsiniz ya da WhatsApp hattına yazın, adresinizi verin, modelinizi beğenin, kargoyla 3 günde evinize kadar, adresinize kadar bütün halılarınız teslim ediliyor. Şu anda mağaza kapalı. Ben yolluk sipariş edeceğim, ölçülerimi vereceğim, acaba kesilir mi, dikilir mi diye hiç düşünmeyin. Mağazamız kapalı ama dedim ya, hizmetlerimiz devam ediyor. Siz ölçülerinizi verin, modelinizi beğenin. Trend Tepki kesiyor, dikiyor, kenarlarını overlock çekiyor, yine adresinize kadar teslim ediyor. Burası Avusturya'nın değil, Avrupa'nın en modern, en trend halı mağazası. Sosyal medya hesaplarını takip edin, bütün yenilikleri görün. Trend Tepki, Viyana'nın 10. bölgesinde, Gudrunstrasse 179 A'da. Birlikteliğimiz devam ediyor. Avrupa'daki Anadolu programında her fırsatta eğitimin öneminden bahsediyoruz. Artık Avusturya'nın birçok bölgesinde olduğu gibi Viyana'da da birçok değişik bölümde eğitim kurumları, okullar açıldı. Bunlardan birisi de Fahrschule Akademi Sürücü Okulu. Açıldığı günden beri ehliyetsiz kimse kalmasın diyen Fahrschule Akademi sizlere Avrupa standartlarında hizmetler vermeye devam ediyor. Malum şu an koronavirüsünden dolayı Verkehrsamt, trafik şubeleri dahil olmak üzere tüm Fahrschule okulları kapalı. Bu sıkıntılı dönemde Fahrschule Akademi müşteri hizmetleri telefon attı ve sosyal medya sayfaları hizmetlerine devam ediyor. Evden çıkamadığımız şu durumda evde ehliyet sınavlarına çalışmak istiyorum diyenler için DVD ya da USB almak isteyenler ya da ehliyet ile alakalı merak ettiğiniz her şeyi sormak için Fahrschule Akademi sahibi Ünal Bey'i aşağıdaki bulunan WhatsApp hattından arayabilirsiniz. Koronavirüsü dolayısıyla birçok sektörde geçici yeni kanunlar çıktığı gibi Verkehrsamt da sizleri düşünerek birçok kuralı değiştirdi.
Örneğin otobüs ya da kamyon şoförleri. Ehliyetimin süresi doldu. Çalışıyorum, ne yapmam gerekiyor diyenler. 5 senede bir yapılan işlemler şimdilik durduruldu. Yeni ehliyet alanlar 18 ay içerisinde yapmanız gereken sınavlar, sürüş eğitimleri şimdilik kalktı. Bunları şimdi yapmak zorunda değilsiniz. Merak ettiğiniz daha birçok soru için müşteri destek hattımızı arayıp istediğiniz soruyu bizlere sorabilirsiniz. Farşül Akademi sizlere her konuda profesyonel hizmet verirken bayan sürücü adayları için bayan öğretmen seçeneği de sunuyor. En son model araçları, Avrupa standartlarında sınıfları, en son teknoloji bilgisayar sistemleri. Her dilde hizmet veren profesyonel sekreterleri ile Viyana'mızın ikinci bölgesinde Prater karşısında, aynı zamanda Prater Stern Bahnhof karşısında hizmet veriyor. Başarı grafiğini hızla yukarılara taşıyan Farşül Akademi aynı zamanda Viyana'da en başarılı Farşül okulları arasında ilk sıralarda yer alıp ödül almış bir okuldur. Deneyimli Farşül öğretmeni ve Farşül Akademi Sürücü Okulu'nun sahibi Hacı Ünal şöyle diyor. Trafik kültürü kanunlarla değil saygıyla gelişir. Sizlere okulumuzda sadece araba kullanmayı değil trafikte nasıl davranmanız gerektiğini de öğretiyoruz. Trafik kurallarına uymak trafiğe çıkan her bireyin en önemli sorumluluğudur. Çünkü bu kurallar hem sizin hem de trafikteki diğer insanların can güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Bu yüzden trafikteyken aslında önce kendimizin canından, sonra da diğer sürücülerin canından sorumlusunuz. Yapacağınız en küçük bir hata hayatınızı bir daha asla geri alamayacağınız şekilde değiştirebilir. İşte biz Farşül Akademi'de uzman öğretmenlerimiz ile sizlere ehliyet almadan, trafiğe çıkmadan önce bu kuralları öğretiyoruz. Yasaklar kalkar kalkmaz hayat normale dönünce Farşül Akademi hizmetlerimiz kaldığımız yerden profesyonel ekibimizle devam edecektir. Her zaman ne diyoruz? Ehliyet almanın tam zamanı. Bunun da en doğru adresi Farşül Akademi. Farkımız kalitemiz. İkinci Viyana'da Prater ve Prater Stern Bahnhof karşısındayız. Değerli izleyenlerimiz, her pazar sabahı olduğu gibi bu pazar sabahı da sizlerle birlikteyiz. Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programına hoş geldiniz ve Yeni Nesil gazetesinin haber başlıkları bu hafta yok. Yine koronavirüsünü işleyeceğiz ve Avusturya'yı başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesini koronavirüsü etkisi altına aldı ve Avrupa'da dağılma noktası olarak Avusturya gösteriliyor değerli izleyenlerimiz ve bu hafta içerisinde Perşembe günü Başbakan, Sağlık Bakanı, Ticaret Bakanı ve Maliye Bakanı açıklamalarda bulundu. Ve Cuma günü de Sağlık Bakanı ile İçişleri Bakanı açıklamalarda bulundu. Ve yine hafta içerisinde bütün bakanlar kendi alanlarında açıklamalar yaptı. Kadınlardan sorumlu Devlet Bakanı, yine teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı. Herkes kendi alanında halkı bilgilendirdi değerli izleyenlerimiz. Ve Başbakan aslında Cuma günü geniş kapsamlı bir koronavirüsü krizleriyle alakalı açıklama yapması bekleniyordu. Fakat uzmanlar verilerin hafta sonu incelenmesi gerektiğini ve özellikle cumartesi ve pazar gününün verilerin çok önemli olduğunu belirterek açıklamayı pazartesi gününe ertelediler değerli izleyenlerimiz ve özellikle Sağlık Bakanlığı 17 gün önce tedbir almaya başladık ve 11 gün önce bu Cuma gününün verileri sevgili dostlar 11 gün önce ikinci ana önemli uygulamaları başladıklarını dile getirdi ve Cuma gününün verilerine baktığımızda aslında Amerika'da durumun daha ciddi olduğunu, İtalya'yı geçtiğini, Çin'i geçtiğini dile getirdi. Ve Çin'de artışın ise 0,1 olduğunu ve Çin'deki stratejinin aynı şekilde Avusturya'da uygulanması gerektiğini dile getirdi. Ve yine aynı şekilde İtalya'da ve İspanya'da tablonun üzücü olduğunu ve bu tablonun Avusturya'da yaşanmaması için özellikle halkın dikkatli olması gerektiğini dile getirdi ve Cuma gününün verilerine baktığımızda Cuma günü yaklaşık Avusturya'da koronavirüsüne yakalanan 7500 kişi var. Bu pazar günü yaklaşık 9000 civarında olmasını tahmin ediyorum. Ve ölü sayısı da maalesef
58 kişi. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Oberösterreich'te bir genç kızımızı kaybetmiştik ve Perşembe günü akşamı yine Türk asıllı bir bayanı kaybettiğimizi üzülerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve yaklaşık Avusturya'da Cuma gününe kadar 40 bin test yapıldı ve bu testlerin daha fazla olması gerektiğini dile getirdi Sağlık Bakanlığı ve Avusturya genelinde hastanelerin dışında 40 tane laborun da bu konuda bizler için çalıştığını dile getirdi ve günlük artışı özellikle değerlendirdi ve günlük artışın hepinizin de bildiği gibi %20'nin altına düşmesi beklenirdi ve şu an %18'de değerli izleyenlerimiz ve ilk çıktığı dönemler %30, %40'ı buluyordu ve şu an Avusturya genelinde günlük artış %18. Bu da tabii ki beklenen bir sayı ama istatistik sayının yanı sıra tabii ki kişi sayısı artıyor ve gerçekten de çok ciddi bir rakama ulaştı. Yaklaşık Cuma gününün verileriyle 7500 kişi koronavirüsüne yakalandı. Ve önemli olan bu işin Paskalya tatiline kadar gerçekten de herkesin işin içinde olması gerektiğini ve herkesin hayat kurtaran bir birey olduğunu özellikle belirtti Sağlık Bakanı. Ve özellikle şunu belirtiyoruz. Lütfen evinizden gerekmediği sürece çıkmayın. Mutlaka ve mutlaka ellerinizi yıkayın ve özellikle dışarıya çıkıyorsanız 1 metre mesafe bırakın ve evinize misafir kabul etmeyin ve yine aynı şekilde misafirliğe de gitmeyin. Özellikle dışarıda 5 kişi bir araya gelir ise İçişleri Bakanı Cuma günü açıkladı. Bunun cezası çok büyük. 3600 euroya kadar cezası var. Yine aynı şekilde eğer mekan açarsanız ve bunu yetkililer yakalarsa 30.000 euroya kadar cezası var. Lütfen bu konuda dikkatli olun diyoruz ve risk gruplarını özellikle uyardı. Onların da evde kalması gerektiğini ve kendilerini izole etmesi gerektiğini dile getirdi ve Avusturya'da Cuma günü sabah verileri Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 52 idi. Şu an akşam saatlerinde çekiyoruz. 58 değerli izleyenlerimiz ve yaklaşık 800 kişi hastanede tedavi altında ve 128 kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor ve 225 kişi de koronavirüsünü yendi değerli izleyenlerimiz ve hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı'na sorulan bir soruda koronavirüsüne yakalanan bir kişinin yaklaşık iyileşme süresi ne kadar denildiğinde 3 hafta denmişti ve Avusturya'da hafif geçen belirli bir yaş grubu var ve o yaş grubunda da 2 hafta sürdüğünü dile getirdi ve özellikle şunu maalesef üzücü bir tablo Türkiye'den geldi. Hepinizin de bildiği gibi Türkiye'de maalesef sayılar bir anda artmaya başladı ve Avusturya Sağlık Bakanı risk ülkelerin arasında ve sayıların gerçekten de çok arttığı ülkelerin arasında Türkiye, Rusya ve Afrika çok can sıkıcı bir veri tabanı oluşturabilir dedi değerli izleyenlerimiz ve burada önemli olan Avusturya'da PCR testinin 40 bin adet yapıldığını ve bu testleri çoğaltmak istediklerini dile getirdi ve günlük test kapasitemizi 15 bin ile 17 bin arasında yapmak istiyoruz dedi değerli izleyenlerimiz ve bunun için biraz önce de belirttim 40 tane labor bizler için çalışıyor ve sevgili dostlar özellikle şunu belirtti, şüpheli olanlara test yapıyoruz dedi ve eğer pozitif çıkar ise onların ailelerine de test yapıyoruz dedi ve eğer ciddi anlamda bir şey var ise yine hastaneye alıyoruz dedi ve ikinci bir aşama grubunu belirtti ve burada da özellikle risk altında olabilecek gruplar kimlerdir bunlar? Sağlıkçılar, işte belirli yerlerde çalışanlar, süpermarket çalışanları, polistir vesaire bunların da risk grubu olduğunu ve bunlara da gerekli testin de yapılması gerektiğini aynı şekilde dile getirdi ve çok güzel bir antikörper testinden bahsetti kendisi ve bu testi yaptığımızda daha önce koronavirüsü bizde var ise bunu bu testte görebiliyoruz ve vücudumuzun çok ciddi anlamda etkilenmeden bu koronavirüsünü yenebildiğimizi o testte görebiliyoruz değerli izleyenlerimiz ve böylelikle Avusturya'da bu testi uygulamaya bir an evvel koymak istiyor ve özellikle şunu belirtelim sevgili dostlar, risk grupları altında olanlar, özellikle ameliyat geçirenler, ciddi ameliyatlar geçiren, nedir efendime söyleyeyim, böbrek ameliyatıdır, işte ciğer ameliyatıdır, ciğer naklidir, kanser ameliyatıdır vesaire, bunların hepsinin gerçekten de risk grubu olduğunu ve evinde mutlaka kendisini izole etmesi gerektiğini dile getirdi ve şunu da özellikle belirtelim, sadece kendinizi izole etmeniz yetmiyor,
Yine aynı evde yaşayan insanların da bunu lütfen özen göstermesi gerekiyor. Özellikle Cuma günü Yeni Nesil Gazetesi'nin Facebook sayfasında bir paylaşım paylaştık. 13 gencimiz sanki hiçbir şey yokmuş gibi dışarıya çıkmış. Eğleniyorlar. Bu gerçekten çok riskli bir durum. Eğer herhangi birinin evinde koronavirüsü var ise diğer 12'sine bulaştıracak ve onlar da evine götürecekler. Annesine, babasına, anneannesine veya dedesine bulaştıracak ve onlar risk grubuysa ölüme kadar gidebilir. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Özellikle velilerimizi bu konuda uyarmak istiyorum ve lütfen çocuklarınızı korkutmadan koronavirüsüyle alakalı detay bilgileri verin. Bunlarla alakalı Facebook sayfamızda detay bilgi alabilirsiniz. Ve İçişleri Bakanı çok önemli açıklamalarda bulundu ve hepimizin hayat kurtarabileceğini ve hayat kurtarmak için evimizde kalmamız gerektiğini ve disiplini elden bırakmayın. Dışarıda hava çok güzel oluyor. Lütfen bu havaya aldanmayın. Tam bunlar bizim virüsü birbirimize bulaştırmak için fırsat olan havalar. Lütfen bunlara kanmayın. Lütfen uygulamalara da uyun dedi. Özellikle polislerin bu konuda çok dikkatli olduğunu ve caydırıcı ceza işlemleri uyguladıklarını dile getirdi. Ve şunu da özellikle belirtiyoruz. Lütfen dolandırıcılara dikkat edin. Şu an online yani internet üzerinden birçok dolandırıcı sizin banka verilerinize ulaşmaya çalışıyor. Lütfen bu konuda dikkatli olun ve güvenilir olmayan sitelere girip banka bilgilerinizi vermeyin dedi. Ve yine aynı şekilde yaşlıları da uyardı. Özellikle ben senin yeğeninim, işte ben senin yeğeninin arkadaşıyım. Lütfen bana işte para gönder, yeğenin kötü durumda, çocuğun kötü durumda deyip para vermeyin dedi. Ve özellikle internette çıkan asparagas haberlere de dem vurdu ve bunlara itimat etmeyin. Avusturya İçişleri Bakanlığı'nın, Başbakanlığı'nın veya resmi kanalların veya güvenilir kurumların haberlerine itimat edin dedi. Ve özellikle dışarıya gereksiz yere çıkılmaması gerektiğini ve kalabalık gruplar yakalandığında 3600'e kadar bireylerin ceza aldığını ve mekanların 30.000 euro civarında ceza aldığını İçişleri Bakanı dile getirdi. Koronavirüsü döneminde gerçekten de zor bir dönem geçiriyoruz. Özellikle tabii ki evde durmak çoğumuzun canını sıkıyor. Dışarıya nasıl çıkabiliriz? Şimdi dışarıya çıkma yasağı diye bir şey yok. Eğer dışarıya çıkmak istiyorsak ya tek başına çıkabiliriz, yani ben çıkabilirim veya aynı evi paylaştığım, bu eşim olabilir, çocuğum olabilir veya evimde kim varsa, kim ikamet ediyorsa ve onunla hayatı paylaşıyorsam onunla birlikte dışarıya çıkıp gezebilirim, hava alabilirim. Fakat onun dışında parklarda aile görüşmeleri veya dışarıya birbirimize ziyarete gidip gelmeler, bunların hepsi yasak ve çok ciddi para cezaları var. Lütfen bunlara uyun. Herhangi bir şekilde evinizde misafir var iken polis geldiğinde kişi başı diyorum 3600 euroya kadar cezası var. Lütfen bunlara uyun. Yine dışarıya çıktığınızda 1 metre güvenlik mesafesini bırakın. Özellikle marketlere gittiğinizde 1 metre güvenlik mesafesini bırakın. Ve koronavirüsün şüphesi sizde var ise 1450'yi arayın. Hiçbir şekilde doktora gitmeyin, hastaneye gitmeyin. 1450'yi arayın. Yetkililer bunu belirtti. Maalesef burada çok ciddi bir yüklenme var 1450 acil arama hattına. Lütfen burada sabırlı olun ve özellikle şunu belirtiyoruz. Evinize sağlık ekibini davet edin. Test etsinler. Ondan sonra gerekli hamleyi onlar yapacaktır. Değerli izleyenlerimiz, belirttiğimiz gibi lütfen dikkatli olun ve sabırlı olun. Hepimizin can kurtaran olabileceğini bilelim ve eğer can kurtaran olmazsak canlara zarar veren bireyler olduğumuzu unutmayalım. Değerli izleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine dop dolu gündem ile sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Lütfen o tarihe kadar sağlığınıza dikkat edin ve lütfen uyarılara uyun. Ekin Çiftlik Büyükbaş Hayvan Çiftliği olarak gıda sektörünün açık olduğu ve sizlere hizmet verdiği bu dönemde biz de evlerinize, sofralarınıza helal et sunmak için açık olup sizlere kesintisiz hizmet sunuyoruz. Sizlere sadece Ramazan ve Kurban'da değil, yılın 365 günü hizmet veriyoruz.
Bildiğiniz gibi çiftliğimiz Viyana'ya sadece 30 kilometre uzaklıkta. St. Pölten yolunda Atlenbach çıkışından çıkınca önünüze gelen döner kavşaktan 3. çıkışta göreceğiniz Laben tabelasından çıkınca 6 kilometre sonra Laben'de bulunmaktayız. Büyükbaş kesmek için 300-500 kilometre uzaklara gitmenize, başka ülkelere gitmenize gerek yok. Bizler kaliteyi Avrupa standartlarına göre ayağınıza getirdik. Tüm hayvanlarımız Avusturya hayvanı olup kesimlerimiz profesyonel kasaplarımız ile doktor kontrolünde yapılmaktadır. 3-5-7 kişi fark etmez. Siz kaç kişi olursanız birleşin gelin ya da siz ortak bulamazsanız sizin için biz bulalım. Kendi doğal ortamda arazilerimizde çiftliğimize yetişen büyükbaş Avusturya hayvanını seçin. Sizin için keselim, parçalayalım, eşit şekilde sizlere bölüştürelim, teslim edelim. İnsanlarımızın evden çıkamadığı şu dönemde bir kişi gelip hayvanını beğeniyor. Bizler sizler için kesip, parçalayıp, bölüp teslim ediyoruz. Özellikle Ramazan yaklaşıyor. Ekin çiftlik sizlere bir telefon kadar yakın. Ekin çiftlikte sadece büyükbaş değil, koyun ve kuzu da kestirebilirsiniz. Şimdiden Ramazan için büyükbaş ya da küçükbaş hayvanınızı seçin, beğenin, ayırtın. Ramazan'da sofralarınıza ekin çiftliğin helal ve temiz etini sunalım. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız, bu haberimiz sizin için. Bizlere en çok sorulan sorular: yurt dışı borçlanması nedir, ne anlama gelir? Türkiye'den nasıl emekli olabilirim, nereye başvurmam gerekiyor? Borçlanmamı, emekliliğimi nasıl hesaplatırım ve borçlanmamı nasıl yapabilirim? Türkiye'den malulen emekli olabiliyor muyum? Ev hanımıyım, çalışmadan nasıl emekli olabilirim? Askerliğimi yaptım, askerlikte emekliliğimi nasıl hesaplatabilirim? En yüksek maaşı almak için ne yapmam gerekiyor? Kaç yaşında emekli olabiliyorum? SGK ödemesini nasıl ve nereye yapmam gerekiyor? Mavi kartlıyım, mavi kart emekliliği diye bir şey var mı? Kısmi emeklilik nedir? Nasıl kısmi emekli olunur? Ülkeler arası bilgi paylaşımı nedir? Ve kimleri etkiler? Avrupa'daki sağlık sigortam ile Türkiye'de bütün hastanelerde tedavi olabiliyor muyum? Türkiye'den emekli değilsem, Türkiye'ye girince nasıl tedavi olabiliyorum? Türkiye'den emekli olsam Avrupa'da çalışabiliyor muyum? Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alıyorum? Sosyal güvenlik uzmanıyım diyen herkese güvenebilir miyim? İşte bu soruların tüm cevapları Uludoğan Emeklilik Danışmanlığı Gülizar Uludoğan'da. Gülizar Uludoğan her hafta Avrupa'daki Anadolu programı, Uludoğan Emeklilik Facebook sayfası ve Sıla İzinyolu Facebook sayfasında sizleri bu konularda bilgilendiriyor. 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları nelere dikkat etmeli? Yurt dışı borçlanmada taksit yapılıyor mu? Yüksek maaş almak için ne yapmak gerekiyor? Mavi kartta olduğumuz süreyi nasıl borçlanıyoruz? Dosya açılımı nedir? Nasıl yapılır? Düşük maaş alıyorum. Bu maaşımı yükseltmek için ne yapmam gerekiyor? Bir taraftan emekli maaşı alıp bir taraftan çalışmaya devam edebilir miyim? Doğum borçlanmamı nasıl yaptırabilirim? Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz, siz de Türkiye'de borçlanma yoluyla emekli olmak istiyorsanız bize mutlaka ulaşın. Telefon ile WhatsApp hattımızdan bize direkt ulaşabilir, ücret ödemeden her türlü konuyu bize danışabilir, ücretsiz bizden bilgi alabilirsiniz. Uludoğan Emeklilik pazar günü bile sizlere ücretsiz danışmanlık yapıyor. Hemen şimdi telefon numarasını kaydedin ve arayın. Aklınıza takılan tüm soruları, merak ettiğiniz her şeyi ücretsiz danışma hattından öğrenebilir, işinizi emin ve güvenilir ellere teslim edebilirsiniz. Borçlanma için yaşınızın dolmasını beklemeyin. Şimdi girişinizi yaptırın, borçlanmanızı başlatın, taksit taksit ödeyin. Emeklilik yaşınız gelince de borcunuz bitmiş olup toplu para ödemeden direkt maaşınızı almaya başlarsınız. Ayrıca dilerseniz borçlanma için Türkiye'den kredi çekebilir, maaşınız bağlanınca maaşınızdan da ödeyebilirsiniz. Sizleri her zaman uyarıyoruz. SGK ödemelerinizi elden kimseye ödemeyin, ödemenizi direkt SGK'ya, banka üzerinden kendiniz yapın. Uludoğan Emeklilik sizin için tüm işlemlerinizi yapıyor. Sizleri en kısa sürede emekli yapıyor, size de emekli maaşınız ile emekliliğin tadını çıkarmak kalıyor. Uludoğan Emeklilik, Gülizar Uludoğan'a pazar günü bile ulaşabilirsiniz. Aşağıda bulunan WhatsApp hattını arayıp kafanıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Emekliliğinizi ertelemeyin, hemen arayın.
Sevgili izleyicilerimiz, Avusturya'nın en büyük mobilya grubu Rüya Grup biliyorsunuz. Rüya Grup bünyesinde birçok markalar da var. İşte İstikbal Mobilya mağazasındayız. Rottenhof Gasse 72 numaradayız. Rüya Grup Genel Müdürü Sayın Bülent Ergin Bey var yanımızda. Avusturya'da koronavirüsünden dolayı birçok şubeler, birçok mağazalar, birçok iş yerleri kapandı biliyorsunuz. Tedbir amaçlı. Bunlardan birisi de Rüya Grup mağazaları. Bülent Bey'den şimdi bilgi alacağız. Birçok ansavluk verenler var. Mobilyaları sipariş edenler var. Mobilyaları gelip de şu anda laga olanlar var. Mobilyaları insanlar ne zaman teslim alacak? Bülent Bey'e sizi merak ettiğiniz her şeyi soracağız. Bülent Bey, öncelikle bizi kırmayıp bu çekim için geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnsanlar merak ediyor. İstikbal mobilya mağazasından mobilya alanlar ne yapacak? Hayat ne zaman normal dönecek İstikbal'de? Son durum nedir? Evet Ahmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz kapalıyız ama ilk önce başlamadan önce kolonyamızı bir ikram edeceğiz. Ben şöyle tutayım bir zahmet, şöyle bol bol. Espri şaka bir yana ama kolonyasız, dezinfeksiyonsuz dışarılara çıkmıyoruz. İlk önce hayata normale döndürmek bizim elimizde. Şu anda mağazamız kapalı. Bundesstraße 35 Rum mağazamız ve İstikbal 10. Viyana mağazamız kapalı. Korona illetinden kurtulduktan sonra Allah izin verirse yakın bir dönemde biz de hepimiz bekliyoruz hükümetin açıklamalarını. Siparişleriniz Türkiye'de, üretimleri normal devam ediyor. Türkiye'de şu anda bir sıkıntı yok. Yani ürün gelmemezliği falan olmuyor. Araçlarımız geliyor. Lojistik merkezimiz çalışıyor. Elemanlarımız normal görevine devam ediyor. Sadece mağazalarımızı kapattık. Aman benim antalyonum yanar, yok benim ürünüm gelmez, yok benim param yanar diye bir korkunuz olmasın, bir endişeniz olmasın. Ülkesel olaraktan bir sorunumuz var şu anda. O sorun gittiği takdirde zaten normal bir şekilde hayata döneceğiz. İnşallah normal bir şekilde hayata döndükten sonra biz teslimatlarını sıralama sistemine göre yapacağız. Eğer aciliyet olur da sıralama sisteminde randevusu çok uzayan müşterilerimiz olursa da direkt bizim depomuzdan ücretsiz araçlarımızı alıp kendileri de eve götürebilirler. Hiçbir sıkıntı olmadan ürünlerinizi sıkıntısız bir şekilde teslim edeceğiz. Peki bu süreç başlamadan önce sipariş verenler ne olacak? Bunların şu anda siparişleri geçti mi? Üretim devam ediyor mu? Evet, Türkiye'deki siparişlerimiz zaten devam ediyor. Siparişler kontrol ediliyor ve siparişlerimiz normal bir süre içinde takip ediliyor, üretiliyor, yükleniliyor, buralara sevk ediliyor. Araçlarımız zaten normal bir şekilde geliyor. Sadece kontrollü bir şekilde oluyor artık. Daha değişik bir kontrollü bir şekilde geliyor ve araçlarımız da Viyana'ya ürünleri getiriyor, ana merkez depomuza. Şimdi biraz önce Bülent Bey söylediniz ama küçük firmalarda birçok sıkıntılar, aksaklıklar oluyor. Rüya Grup Avusturya'nın en büyük mobilya grubu, İstikbal'de Türkiye'nin en büyük ve en prestijli markası. Sanırım bir aksaklık olmaz değil mi? Hayır, kesinlikle Ahmet Bey. Rüya Grup zaten 20 yıldır ticari hayatına devam eden bir şirkettir. Ticari sicilinde 20 yıldır ticari sicil numarasını değiştirmeyen bir şirkettir. Ve altyapısı sağlamdır. Maddi gücü, manevi gücü zaten sağlamdır. Ve Rüya Grup olaraktan biz şu anda hiçbir müşterimizi mağdur etmek istemiyoruz ve etmeyeceğiz de. Yani Allah'ın izniyle böyle bir şey olmayacak. Olmaz da zaten Rüya Grup'ta. Rüya Grup olaraktan İstikbal ve diğer markalarımızda, yani bu diğer markalarımız da içinde olmak şartıyla, hiçbir markamızda gecikme söz konusu değil. Yani şöyle gecikme söz konusu değil. Üretim tarihindeki gecikme söz konusu değil. Ama buradaki kanunlara göre şu anda teslimatı durdurduk. Ondan dolayı şu anda hükümetimiz ne derse ondan sonra teslimat yapacağız. Tabii normale döndüğü zaman hayat tabii biraz stres ve kaos olacak. Herkes bir anda talep isteyecek. Herkes bir anda talep yapacak. Ama biz bu talepleri sıralama sistemine göre insanlarımızın da müşterilerimizin de bizim müşterimizin de tabii bunda biraz metanetli ve sabırlı olmasını dileyeceğiz. Çünkü sıralamayla götüreceğiz. Biz burada gerekiyorsa mesailer yapacağız. Ekstra dışarıdan ekipler bünyemize kataraktan teslimatları gerçekleştireceğiz. Yani emin adımları gerçekleştireceğiz. Tabii ki bu bir zaman alacak. Bu bir zamana ihtiyaç olacak. Ve burada en büyük isteğimiz herkesin sabırlı olması. Mağazamız kapalı ama İstikbal Çağrı Merkezimizin cep telefonunu vereyim tekrardan hatırlatma olaraktan. Ekranda da görüyorsunuz şu anda. İstikbal Çağrı Merkezi'nden 7/24 ulaşabilirsiniz. Ya WhatsApp üzeri ya da canlı görüşmeler üzeri ulaşabilirsiniz. 0650 544 58 21 numaralı WhatsApp hattımızdan, çağrı merkezimizden istikbaldeki siparişlerinizde ve detaylarınızı da sorabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, Bülent Bey'in dediği gibi mağazalarımız kapalı. Şu anda liferlikler yapılmıyor ama Türkiye'den ürünleriniz geliyor. Zaten Rüya Grubu'nun en büyük özelliği bu. Lagalarının, depolarının çok büyük olması, devasa olması. O yüzden arkanızda çok büyük marka var. Hem Rüya Grup var hem İstikbal var. O yüzden hiç tedirgin olmanıza gerek yok. Avusturya hükümetinin kanunları yumuşattığı zaman, her şey normale döndüğü zaman mutlaka ki sıralama sistemiyle ürünleriniz evlerinize teslim edilecektir. Sizlerden anlayış bekliyoruz. Bülent Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. İstikbal'den bu haftalık bu kadar. Bizi izlemeye devam edin ama lütfen evinizde kalın.
Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Koronavirüsle alakalı 14 önemli kural bilgilendirmesini yaptıktan sonra haftanın yorumu köşesinde mikrofonumuzu bu haftanın konuğu Viyana'nın tanınmış simalarından uzman doktor Turgay Taşkıran'a uzatıyoruz. Hocam, koronavirüsü nasıl bulaşır? Havadan ya da evcil hayvanlardan da bulaşır mı? Yoksa sadece insandan insana mı bulaşır? Yani birincisi insandan insana bulaşıyor koronavirüsü. Yani gıda maddesinden ya da havadan bulaşan bir virüs değil. Yani tükürükler bir insandan başka bir insana bulaşıyor. Ama tabii bazı şeylerde kapı kollarında ya da metal yüzeylerde bu virüs yaşayabiliyor. Orayı dokunduk ve oradan sonra elimizi, ağzımıza ya da gözümüze sürdük, burnumuza sürdük. Oradan da bize girebiliyor. Ama gıda maddelerinden, havadan kesinlikle bulaşmıyor. İnsanlar şu soruyu da soruyor. Komşum koronavirüslü çıktı. Ben de komşuma gittim geldim, temasımız oldu. Acaba ben de koronavirüs oldum mu? Ne yapmam gerekiyor diye tedirgin insanlar. Ya da her zaman gittiği kafede kafenin sahibi koronavirüs çıktı. Ya da marketteki alışveriş yaptığı kasiyer koronavirüsü çıktı. Acaba bana da bulaştı mı diyenler var. Ne yapması gerekiyor insanların? Evet, o konuda zaten koronavirüsü bildirilmesi gereken bir hastalık. Yani bir hastada bir kişide koronavirüsü pozitif çıktıysa EMA-15 geliyor. Onun çevresinde kimle kontakt olduğu insanlara tespit ediyor ve onlarda da ya 2 hafta karantinaya alıyorlar ya da test yapılıyor varsa, belirti varsa. Peki insanlar durduk yerde evde hiçbir belirti olmadan, çok pipirikliyiz biz. Yani evde durduk ya acaba soru işareti oluşuyor kafamızda. İnsanlar durduk yere evde gidip test yaptırabilir mi? Yok, öyle olmuyor. Zaten test kapasitesi çok sınırlı. Yani Avusturya'da şu an günde 5000 ile 7000 arası test yapılıyor. Ve bu kesinlikle belirtisi olan insanlarda yapılması gerekiyor. Kimse hiçbir belirti yoksa ama yine de şüpheleniyorsanız 2 hafta karantinada kalmanız gerekiyor. 2 hafta evden dışarı çıkmayın. Zaten insanların %10-15'i hiçbir belirti vermeden de virüsü atlatabiliyor. Yani burada yapabilecek test maalesef kapasitemiz az olduğu için test yapılmıyor. Ama isterseniz özel yaptırabilirsiniz. Bazı laborlar yapıyor. Bunu ücret karşılığında yaptırabilirsiniz. Ama benim bildiğim kadarıyla ücreti 250 euro. Yani ama gerek de yok aslında. Belirtiniz yoksa, bir hastalığınız yoksa test yaptırmanız gerekmiyor aslında. Peki hocam, önemli belirtileri nelerdir? İnsanlar örneğin grip oluyor. Acaba koronavirüs oldum mu diye hemen şüpheleniyor. En büyük belirtiler nelerdir? Şu an 3 tane ana belirtisi var. Birincisi yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı. Bu 3 tane ana belirti olması gerekiyor. Tabii bu belirtiler olmadan da virüs geçirmiş olabilirsiniz ama bu belirtiler varsa hastanede tedavi olmanız gerekiyor. Zaten 1450 numarayı arıyorsunuz. Oradan bir ekip geliyor. Hastanelikseniz hastaneye götürüyorlar. Test yapılacaksa test yapılıyor. Ona göre gereken şeyleri yapıyorlar. İnsanlar mahalle doktoruna, her zaman gittiği doktora gidip de test yaptıramıyor mu yani şu anda? Yok, o kesinlikle olmuyor. Yani mahalle doktorları yapmıyor test. O konuda bizim tabipler odasının da bir uyarısı var. Muayenehanelerde kesinlikle test yapılmayacak. Çünkü düşünün, orada bir kişi pozitif çıktığında o testi yapan doktor 2 hafta karantinaya girmesi lazım. Olsun olmasın. Yani o kişiyle temasta olduğu için 2 hafta evde kalması gerekiyor. 2 hafta muayenehanenin kapanması demektir. Bu da sağlık sistemi
için çok büyük bir kayıp. Ondan dolayı şu an zaten birçok doktor arkadaşımız zaten karantinada. Başka doktorlar da karantinada olursa o zaman sağlık sistemi çökebilir. Onun için o kesinlikle yapılmıyor. Peki hocam, bizler Avusturya'da yaşıyoruz. Gerek Avusturya hükümeti, gerek Türkiye, gerekse Avrupa'da birçok önlemler alınıyor. Devlet her gün açıklamalar yapıyor. Her gün yeni kanunlar değişiyor. Örneğin dün alınan karar bugün değişebiliyor. Sizce alınan önlemler yeterli mi? Bizler birey olarak ne yapmamız gerekiyor? Yani kesinlikle tedbirler çok yeterli. Avusturya'da şu an son günlerde artış hızı %18'e düştü. Yani bu iyi bir gelişme. Bizim yapmamız gereken uyarılara uymak, yani tedbirlere uymak. Bunları uyarsak o zaman her şey iyi olacak. Ama uymazsak, ne kadar çok insan dışarı çıkarsa, başka insanlarla görüşürse o zaman bu virüs yayılır ve tedbirler de uzar. Şu an tabii hükümet de, bütün hükümetler hep günlük verileri değerlendiriyor. Ona göre de tedbirler alıyorlar. Misal gördüğümüz kadarıyla şu an Amerika çok geç kaldı tedbirlerde ve çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Aynı şekilde İngiltere'de bugün işte İngiltere Başbakanı pozitif çıktı. Sağlık Bakanı pozitif çıktı. O ülkelerde çok hızlı bir şekilde yayılacak ve sağlık sistemi büyük ihtimal çökecek. Yani bunun örnekleri var. İtalya ve İspanya örnekleri var. Orada gerçekten çok geç tedbir alındı ve sağlık sistemi çöktü. Şu an hiçbir hastaya doğru düz bakamıyorlar ve gün geçtikçe de ölüm sayıları artıyor. Bu duruma düşmemek için biz de hükümetin verdiği uyarılara, tedbirlere uymamız gerekiyor. Evde kalmamız gerekiyor. Bir metrelik mesafeyi korumamız gerekiyor. Bunu dikkat edersek o zaman İtalya'nın veya da İspanya'nın durumuna düşmeyiz ve sağlık sistemi de çökmez ve biz de hızlı bir şekilde bu konuyu atlatabiliriz. Hocam, bir taraftan hayat devam ediyor. İnsanlar dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Örneğin ya doktora gidiyor, ya alışverişe gidiyor, ya da kendi özel işlerini yapmak için dışarı çıkıyor. İnsanlar dışarıda neye dikkat etmeli, evinde neye dikkat etmeli? Son olarak bu mesajla kapatalım isterseniz. Evde tabii şey, el hijyeni çok önemli. Yani ellerinizi güzelce yıkayın. Dışarı çıktıktan sonra içeri evi geldiğinizde sabunlu suyla güzelce yıkayın. Ev, desinfekte varsa desinfekte yapın ellerinize. Yani ev içinde zaten bir mesafe gerekmiyor. Çünkü o insanlarla devamlı görüşüyorsunuz. Dışarı çıktığınızda lütfen bir metre mesafeye dikkat edin. Yani başka insanlarla bir metreden fazla yaklaşmayın. Sadece gerekli durumlarda dışarı çıkın. Yani böyle gezme dolaşma, bir saat günde temiz hava almak için çıkabilirsiniz ama alışverişte keyfi bir şeyler yapmamanız gerekiyor. Sadece gıda maddenizi, ilaçlarınızı alabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Ondan dolayı da sağlıklı beslenin, yeterince C vitamini alın, yeterince sıvı tüketin. Vücut direncini arttıracak şeyler yapmanız gerekiyor. Uykunuzu alın. Yani bu zor bir dönem. Hep birlikte bu zor dönemi atlatacağız. Lütfen uyarılara dikkat edin. Evde kalın. Bir metrelik mesafeyi dikkat edin. Bu çok önemli. Bunları dikkat edersek hep birlikte bu koronavirüs vakasını hızlı bir şekilde atlatacağız. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklıca kalın. Sevgili izleyicilerimiz, bir birlikteliğimizin bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bu haftada kapanış gündemimiz korona. Ama ben çok detaylara girmeyeceğim çünkü haberler bölümünde zaten Ergün Sert kardeşim, haftanın yorumu köşesinde de Doktor Turgay Taşkıran en ince detayına kadar koronavirüsüyle alakalı bütün bilgileri sizlerle paylaştılar. Ben hala bu işin ciddiyetini anlamayanlara, hala sokaklarda olanlara seslenmek istiyorum. Kendi sağlığımız için, ailemizin sağlığı için, dışarıdaki insanların sağlığı için evde kalalım, evde kalalım, evde kalalım. Avrupa'nın neresinde yaşıyorsak yaşayalım. İster Türkiye ister Avrupa, hiç fark etmiyor. Sadece 65 yaş üstü değil. Zaruri ihtiyaçlarımız olmadığı zaman dışarı çıkmayalım. Tüm insanlara sesleniyorum. Eğer çalışmıyorsak, eğer market alışverişimiz yoksa ya da doktora gitmeyeceksek, çok önemli işimiz yoksa dışarı çıkmayalım, evde kalalım. Bir de hala bu işi gırgıra, şamataya alanlara seslenmek istiyorum. Özellikle sosyal medya fenomenlerine. Fenomen isminde biliyorsunuz son zamanlarda bir sürü zırzoplar çıktı. Yani beğen almak için, tıklanma almak için değişik değişik videolar yapıp atıyorlar. Horon çekene bakarsınız, oynayana bakarsınız, göbek atana bakarsınız. Ölüyoruz, ölüyoruz. Hala bu işin ciddiyetini anlamayanlara sesleniyorum. Bir beğeni, tıklanma almak için, paylaşım almak için saçma sapan şeyler yapıyorsunuz. Zivanadan çıktınız. Günde binlerce insan ölüyor. Türkiye'nin değil, Avrupa'nın her yerinde binlerce insan ölüyor. Sizin hiç ateş düşen bir evin yanından geçtiğiniz oldu mu? Ateş düştüğü yeri yakar.
şu dönemde bir tane cenazesi olan bir evin önünden geçin. Bir o eve bir ziyaret edin, bir başsağlığı dileyin, bir uğrayın bakalım. O evdeki son durum nedir? Böyle videolar paylaşabilecek misiniz? Hala gırgıra şamatayı alabilecek misiniz? Tedbir elden bırakmayın, dalga da geçmeyin. Dalga geçecek zaman değil. Çok sıkıntılı ve çok riskli bir süreçten geçiyoruz. Düşünün, bir cenazeniz var. Cenazenizi, son vazifenizi yapamıyorsunuz. İslami usullere göre gömemiyorsunuz. Veda bile edemiyorsunuz. Geçtiğimiz hafta burada Tokatlı bir amcamız eşini kaybetti. Cenazesi tek başına Türkiye'ye gitti. Düşünün, eşine son görevini yapamadı. Çocukları, ailesi, torunları, hiç kimse cenazenin arkasından gidemedi. Cenaze yalnız gitti, yalnız orada defnedildi. Burada koronavirüsten ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye gidiyor diyoruz ama her şekilde bütün koşullar oluşursa gidiyor. Koşullar oluşmazsa gitmiyor. Burada hiç kimsesiz bir şekilde defnediliyor. Ne yıkanıyor, ne kefenleniyor, ne de İslami usullere göre defnediliyor. Televizyona bakın, Türkiye'de bile kepçeyle gömülüyor artık cenazeler. Bu işi ciddiye almamız için daha başımıza nelerin gelmesi lazım? Lütfen sizlerden rica ediyorum. Her gün ölen insanlar var. Her gün hastanede yoğun bakımda can çekişen insanlar var. Onların videolarına bir bakın. Onlara bir bakın. Hala böyle videolar paylaşabilecek misiniz? Hala bu işi şakaya dalgaya alabilecek misiniz? Bir bakın lütfen. Sizlerden rica ediyorum. Saygı duyalım. Ölüyoruz, ölüyoruz. Dalgaya, şakaya alınacak zaman değil. Ciddi bir süreçten geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Biliyorsunuz bugün Avrupa'da saatlerin ileri alınmasından dolayı artık programımız 10.40'da başlıyor. Her pazar Kanal 7 Avrupa ekranlarında 10.40 Avrupa saati, 11.40 Türkiye saati sizlerle birlikteyiz. Bizleri Instagram, Facebook ve YouTube sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ve şikayetleriniz için aşağıdaki WhatsApp hattından günler saati bana mesaj olarak ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, evde kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.